da iyi işler yapan bir Türk iş adamı. Fatih'in arabası. My turn. Do you wanna ride? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine mükemmel bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar ben ne zaman kötü bir video ile sizle oldum ayrıca ya? Ne zaman kötü bir video ile sizle oldum? Bu arada arkadaşlar bakın ben kamerayı biraz böyle uzağa koyup çekmeye başladım. Ancak kameranın record tuşuna basar basmaz yakınlaştı. Yani yüzümü daha da yakından çekmeye başladı. Ben çekmeye çalışsam da kamera maalesef uzaktan çekmemi istemiyor. Whatever. Arkadaşlar bugünkü konseptim çok güzel. Bugün Amerika'da Türk bir iş adamıyla bir gün geçireceğim. Yusuf abi var. Benim de yakından tanıdığım. Yusuf abinin yanına gideceğim. Bugün ne yapıyorsa, nasıl yemek yiyor, nerede yemek yiyor, ne bileyim günün şu saatinde ne yapıyor falan hepsini birlikte yapacağız. Ben de bunu göstereceğim. Amerika'da bir Türk iş adamının bir gününü çekeceğim sizlere. Arkadaşlar. Şimdi onun evinin yakınlarında bir yerde sağa çektim arabayı. Videoyu şu an açtım. Şimdi onun yanına gideceğim. Bakalım Amerika'da bir Türk iş adamının günü nasıl geçiyor arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce zaten videoya başladık ama lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Sizi seviyorum. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi Yusuf abinin evinin önüne geldim. Yusuf abiyle konuştum. Yusuf abi dedi ki ben önce bir yürüyüş yapacağım dedi. Ben de tamam abi dedim. Yürüyüşünden de biraz çekim yapalım. Şimdi Yusuf abinin evinin önüne geldim ve onun aşağı inmesini bekliyorum. Arkadaşlar ev Marina Del Rey'de ve süper bir konumu var. Ve Yusuf abi de teşrif etti arkadaşlar. Abi. Günaydın. Günaydın abi, nasılsın? Ha, bu arada bayramın. Bayramın kutlu olsun. Olsun abi. Nasılsın abi, bugün nasıl uyandın güne? Bugün çok güzel bir gün uyandım çünkü yaz tatilimin başlamasından önceki gün arefesi diyebilirim. Aa, yaz tatilim başlıyor. Yarın Allah izin verirse 2 aylık bir tatile gireceğim. Vay süpermiş abi, ne yapıyorsun? Nedir planın? Yarın Allah izin verirse bir 10 günlük bir İspanya gezimiz var. Güzel. Bunun işte herhalde bir haftası Madrid, 3-4 günü de Barcelona diye düşünüyoruz. Ondan sonra Allah izin verirse İzmir, Alaçatı, Çeşme, Kuşadası. Aa güzel. Avrupa ve Bodrum. Türkiye turu yapıyorsun yani. Evet. Kısacası. Çok iyiymiş abi. Abi seni tanımayan arkadaşlar için seni tanıtayım. Yusuf abi uzun süredir burada yaşıyor. Tabii ki bunu yolda falan konuşacağız daha bugün ilerleyen zamanlarda. Burada işler yapıyor. Burada iyi işler yapan bir Türk iş adamı. Ben de Yusuf abi tanıdığım için gerçekten çok mutluyum bu arada. Abi sabah kalkıyorsun sen buralarda yürüyor musun şimdi? Ben her sabah kalkıyorum. Daha kahvaltı yapmadan önce burada bir saat yürüyorum. Yürürken işte yatıları seyrediyorum. Ondan sonra geldikten sonra sağlıklı bir kahvaltı. Ondan sonra normal öğle arasında iş hayatıma başlıyorum. Süper abi. Yatlar bu arada süper. Hangisi senin de abi? Hiçbir tanesi benim değil. Şu an için ama her yürüyüş yaptığımda gözümle kararlaştırıyorum hangisini alsam. İleride hangisi benim evet, olsa. Evet. Süper abi. Ama geçen sene kendime doğum günümde yat kullanma dersi hediye ettim. Bir iki tane sertifika aldım. Bir iki dersim daha kaldı. Bir Malibu'ya gitmem lazım. Bir de burada çok meşhur bir Catalina Adası var. Oraya gitmem lazım. Ondan sonra dünyanın her yerinde yat kiralayabilecek sertifikalara sahip olacağım. Vay süpermiş abi. Bu arada tabii şey yapmam lazım. Öğrenmeye çalışıyorum. İşte yatların boyları, işte yıllarına göre özellikleri. Anladım abi. Bana da bir yat dersi lazım gibi görünüyor. Umarım ben de ileride öğrenirim. Güzel olur. Bu arada abi yürüdüğün yer süper. Süper derken iç açıyor. Okyanusun kenarında arkadaşlar bakın şöyle. Sol taraf okyanus. Yusuf abi burada yatları seyrederken yürüyor ve aynı zamanda herhalde hayal de kuruyor diye düşünüyorum. Şöyle upuzun bir alan. Evi zaten oradaydı. Size gösterdim. Böyle burada yürüyüş yapıyormuş sabahları. Çok güzel abi. Vallahi iç açıcı bir yürüyüş oluyor. Oğlum biraz önce
önce sormuştun ya hangi yatı almayı düşünüyorsun diye. Evet. Acemiliği atmak için solumdaki ve onun yanındaki tarzında o boyutlarda bir şey düşünüyorum, bir yat düşünüyorum. Başlangıç için süper bence. Yani artık öğrendikten sonra belki biraz daha büyütebilirim ama hayalimdeki yat çok bambaşka. Ne zaman alırım, ne zaman kısmet olur onu bilmiyorum. Bir İtalyan yatı var. Azimut S6, S8. Sanki yüzen böyle saray gibi bir şey. Herhalde emeklilik zamanına mı denk gelir? Ne zamana denk gelir? O kadar sürmez bence ama neyse. Kısmet. Önce istemek lazım. Aynen öyle. Ondan sonra istekleriniz belli bir süre sonra karşınıza çıkabiliyor evet. Diyorlar. Arkadaşlar şu an yürüyüşümüz bitti. Abi sağ olsun benim için bugün biraz daha kısa tuttu yürüyüşünü. Şimdi abi ne yapıyoruz? Solumuzda Brizo diye yeni açılan güzel bir kafe var. Bir restoran var. Kahvaltı şöyle yapalım. De restoran. Yatları seyrederek kahvaltı yapalım diyorsun abi. Bana felaket uyar bu. O zaman yürüyoruz herhalde. O zaman gidelim. Süper. Evet arkadaşlar masamıza oturduk Yusuf abiyle. Yusuf abi afiyet olsun. Sağ ol. Sanırım sağlıklı bir şeyler yiyeceksin. Salata falan söylemeyi düşünüyorum. Çok iyi. Ben de abi diyetteyim uzun zamandır. Ben de sağlıklı bir şeyler yiyeceğim. Ama çok da fark etmez. Abi seni patatesimden alırken yakaladım. Patatesinden alırken yakaladım abi seni. Yok abi şaka bir yana afiyet olsun. Mükemmel bir manzarada. Benimle yemek yediğin için mutlu musun bilmiyorum ama. Ben de mutluyum abi aynı şekilde. Evet arkadaşlar şu an yukarı çıkıyoruz. Ve burada bize harika bir havuz karşılıyor. Evet arkadaşlar şurada da Yusuf abinin arabası bizi bekliyor. Birazdan bunda... yok yok şaka bu değil. Arkadaşlar Yusuf abi üstünü değiştirecek. O yüzden evine geldik. Ben de böyle takılıyorum evinde şu an. Üstünü değiştirip inecek ve dışarı çıkacağız sonra. Şöyle size sadece dışarıyı, manzarayı falan çekeceğim. Arkadaşlar şöyle mütevazi bir balkon var. Ama manzarası mükemmel. Şahsen beni büyüleyen bu manzara. Şöyle ufacık böyle okyanusu görüyorsunuz. Hani mükemmel his veriyor bence. Gayet iyi. Buradan sonra arkadaşlar çıkacağız. Biraz dolaşacağız. Birkaç saat sonra tekrar bir şeyler yiyeceğiz falan. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Hadi olsun gezelim biraz. dolaşalım bugün çok abi, çok sonuçta yoruldum. İstediğim şey. Heh. Let's go. Abi hazır mısın şu an? Hazırım. Uçuşa hazırlanalım. Uçuşa hazır mıyız abi? Temelleri bağlayalım. Evet abi şu an sen bu saatlerde genelde ne yapıyorsun? Ben bu saatlerde işim bittikten sonra bir saat arabamla dolaşmaktan çok hoşlanıyorum. Günün yorgunluğunu atıyorum. Tamam ben de en sevdiğim aslında kısım burası gibi. Yani dolaşmak. Akşam 6 ile 7 arasında dolaşıp sonra da işte akşam yemeği ve üzerine güzel bir sigar içmek çok hoşuma gidiyor. Pro. Pro. Diyorsun. Evet. Şu an yolculuğumuza başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet abi beni nereye götürüyorsun şu an? Seni Marina Del Rey'in büyük kanalın geçtiği küçük bir bölge var. İnsanlar oraya arabalarını park ediyorlar. İstanbul Boğazı'nı anımsatıyor. Ondan dolayı arada bir İstanbul'u özlediğim zaman oraya gidip park ediyorum. Bir 15-20 dakika özlem gideriyorum. Özlem gideriyorum. Güzel abi. Muhtemelen ben orayı biliyorum bu arada. Çok güzel, çok romantik bir yer. İnsanlar oraya arkadaşlarıyla gidip park biz ediyorlar. Biz gidiyoruz abi? Ben sana tanıtıyorum. İleride arkadaşlar evet, evet, falan doğru gidebilirsin. Abi. Abi ben buraya çok geldim. Yalnız sana bugün daha önce gelip de görmediğim bir yeri göstereceğim. Sevinirim abi. Arkadaşlar GTA 5 oynadıysanız şurada ilk bölümlerde jet ski ile kaçıyordunuz şu kanaldan. Böyle okyanusa. Bilmem hatırladınız mı? Ben şahsen o bölümü geçmiştim. Zaten oraya kadar falan oynamıştım. Yani şurada geçici olarak park ediyorum. Burası park edilmez çünkü hiç yer yok. Sadece tamam, okey. Okay. 5 dakika park edelim arabayı. Bu hızın kenarına kadar gidelim. Ha okey, süper. Arkadaşlar manzara harbiden çok güzel. Eğer gelirseniz Ele'ye
ve sevgilinizi falan getirecek olursanız mutlaka bana haber verin. Buranın tarifini size vereyim. Bakar mısınız şu görüntüye? Burası Marina Del Rey'in büyük kanalı. O küçük kanallardan insanlar botlarla çıkıyorlar. Evet. Buradan sağa döndüğünüz zaman Malibu'ya doğru gidersiniz botla. Sola döndüğünüz zaman da Manhattan Beach, Redondo Beach o bölgelere gider. İleride Catalina Adası diye bir yer var. Çok popüler bir yer. İnsanlar genelde işte sailing botlarıyla veya motor botlarıyla belli saatlerde gezintiye çıkıyorlar. Burada ben yıllardan beri burada oturmama rağmen buraya kadar gelip de fark etmediğim bir şeyi göstermek istiyorum size. Tamam. Böyle sağa doğru bakalım, kamerayı çevirelim. Burada ince bir yol görüyorsunuz ve insanlar bu tarafa doğru yürüyorlar. Biraz ileride o kadar tatlı bir beach var ki, yani her çoğu insanın bilmediği, benim de yeni keşfettiğim, insanlardan uzak, çok fazla insanların gitmediği çok güzel bir plaj var. Aa. Yani ilk fırsatta gitmeyi düşünüyorum inşallah. Sana da tavsiye ederim. Dönünce artık abi. Arkadaşlarınla beraber gelip gidebilirsin buraya. Tamam abi. Yürüyerek mi gidiliyor sadece? Yürüyerek gidiliyor sadece. Evet. Tamam, okey. Oraya bakacağım. Artık bisiklet bile sürmek yasak, yani sadece yürüyerek gidebilirsin. Anladım. Oradaki plajı bilmiyorum. Oradaki plaja bakacağım abi. Peki evet. Abi sen de Marina Del Rey'de oturuyorsun. Şu iki sokak arkası. Evet. Marina Del Rey'i çok sevdiğin için mi burada oturuyorsun? Ben daha önce Santa Monica'da oturuyordum. Orası da deniz kenarı, okyanus kenarı. Daha sonra Marina Del Rey'e taşındım. Arasında bir 10 dakikalık bir mesafe var. Yani bütün şey Kaliforniya'da zaten yaşanacak. Yani eğer deniz seviyorsanız 10 tane yer var diyelim. Bunlardan en güzel yerlerden bir tanesi de Marina Del Rey. Bana evet. Şeyi hatırlatıyor. İstanbul Bebek sahilini hatırlatıyor. İnsanlar çok nezih. Her taraf güzel. Yatlar, botlar, katamaranlar. Evet. Çok güzel bir hayat var. Sabah yürüyebilirsiniz, akşam yürüyebilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Bu arada ben de gerçekten böyle arada canım sıkıldığında falan buraya geliyorum. Hakikaten geliyordum. Böyle insanlar yürüyor sağdan soldan. Millet böyle botla geziyor. Sailing yapıyor. İşte yelkenle falan burada takılıyorlar. Bazen kürek yarışları yapıyorlar evet, abi. Evet, evet. Şurada kürek falan yarışları yapıyorlar. Yani bakın turistler de geliyor. Turistler de keşfetmiş abi burayı. Evet. Neyse. Whatever. Yani gayet güzel bir yer arkadaşlar. Yusuf abi teşekkür ederim. Böyle bir yere beni tekrar getirdiğin için birkaç hafta olmuştu gelmeyeli. Gezimize devam edelim. Edelim abi. Arabamıza binelim. Tamam. Saçlarını savur abi. My turn. Do you wanna ride? Do you wanna ride? Duymadı herhalde. Yoksa kesin gelirdi bence. Şimdi abi istersen biraz sohbet edelim. Arabamızda gezerken. Daha uzun yıllardır buradasın. Kaç sene oldu abi? 20 sene falan oldu. 2001'de geldim. Okey. Önceleri amacım şey değildi, burada yaşamak değildi. Sadece gezip dolaşıp biraz da para kazanmak istiyordum. Her seferinde Türkiye'ye geri döneceğim bu sene, son senem. Bu sene bir daha gelmeyeceğim. Yani çok beğenmediğimden değil, Türkiye'yi çok sevdiğimden. Aha. Ama şartlar hep beni bu tarafa doğru geri çekti. Ben de şeye karar verdim. Ne kadar çok Türkiye'yi sevmeme rağmen, burası da çok güzel bir yer. Eğer çalışıp belli bir düzene oturtturduktan sonra, yani buradan da zevk alınabilir. Onun için burada yaşadığım süre içerisinde buranın tadını çıkartıyorum. Türkiye'ye gittiğim zaman da Türkiye'nin tadını çıkartıyorum. Süper abi. Çok iyi yapıyorsun. Peki abi nasıl gelişti bu olay? Yani buradaki işini nasıl kurdun? Buna kısaca bahsedebiliriz abi istersen. Çok hızlı bir şekilde anlatayım istersen. Çünkü bana amacımız yer. Zaten iş konuşmak değil. Evet. Ben üniversiteyi... Dikkat. Sorry. Üniversiteyi hadi, İstanbul'da hadi. Okudum. Hukuk fakültesinde. Okurken avukatlığı çok sevmediğimin farkına vardım. Böyle bir büroda çalışamayacağımın farkına vardım. Onun için kendime bir yazları zaman geçirecek, bir hobi olacak, bir iş ararken halıcılıkla tanıştım. Ha derken Marmaris, Bodrum, İstanbul derken halı beni çok kendine çekti. Hatta bir tabir var, halı tozu yutan bir daha hayatta bu meslekten çıkamaz derler. Okay. Onun için bir karar vermek zorundaydım. Ya avukat olacaktım ya da halıcı olacaktım. Halıcı olmaya karar verdim. Antalya'da yaşadım yıllarca. Burada kendime ait bir butik, bir mağazam vardı. Yaz aylarında Antalya'da, kış aylarında da İtalya'da halı satıyordum. Belirli bir dönem sonra İtalya'daki evler çok küçük gelmeye başladı. Değişiklik yapmak istedim. Bir Amerika'ya geleyim gezeyim istedim. Sonra geliş o geliş. Dedin ki ben burada da halı satarım. Yani burada evler çok büyük. İnsanların dünyaları çok büyük, halılar çok büyük. Yani beni kendisine daha çok bağladı. İmkanları çok daha fazla burada. Çünkü Amerikalılar gerçekten şeyi seviyorlar. El dokuma, kültür, sanata karşı bir saygıları var.
Bu sebepten dolayı burada yaptığım işten daha çok zevk almaya başladım. Vallahi güzel yapmışsın abi. Bir de tanırsam Amerikalılar Türk halılarının ne kadar değerli olduğunu biliyorlar değil mi? Çok iyi biliyorlar ve Türkiye'ye gelip gezip gördükten sonra, Türk halılarını gördükten sonra daha çok halıya karşı bir merakları oluşuyor. Ben ilk geldiğim zamanlarda çok geziyordum, çok dolaşıyordum. Amerika'nın ben bu kadar büyük bir yer olabileceğini gelmeden önce hiç tahmin edemiyordum. İçerisinde sanki 50 tane Türkiye var. Kaç defa gezip dolaştıktan sonra dedim artık zamanı geldi galiba dedim Türkiye'ye dönmenin. O arada hep böyle bir şeyler çıkıyor. Bir firma karşıma çıktı. Ondan sonra tekrar bir anlaşmaya vardık. Bir 10 sene bir firmanın bütün satış, pazarlama ve organizasyonunu tamamen yapıp bir 10 sene falan o firmayla çalıştım. Daha sonra 2016'dan sonra kendi işimi kurdum. Günden beridir Amerika'yı çok seviyorum. Anladım. Yani bunu şunu ne için söyledim? Başkalarına çalışarak zengin olamazsınız. Sadece küçük bir tavsiye. Evet, başkalarına çalışarak biriktirdiğiniz para o para değil arkadaşlar maalesef. Kendi işinizi kurun diyor Yusuf abi. Kendisi de burada güzel işler yapan bir insan. Zaten bu arada benim abi senin gibi insanlarla burada video çekmek istememin sebebi Türkiye'deki insanlara, arkadaşlara böyle birazcık motivasyon olsun. Birazcık böyle içlerindeki enerjiyi dışa çıkarsın. Çünkü ben şuna inanıyorum abi. Bizim insanımız, bizim milletimiz istedikten sonra gerçekten her şeyi yapabilir. Sadece bizde, ben kendimden de biliyorum arkadaşlar bu söyleyeceğim lafı. Biraz böyle kıvılcıma, bir motivasyona ihtiyacımız oluyor bazen. O yüzden böyle videoları izleyerek bazen çok motive edebiliyoruz insanları. O yüzden Yusuf abi de sağ olsun beni kırmadı. Size o yüzden bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. İçinizdeki kıvılcımı birazcık alevlendirmek için, daha güzel şeyler yapmanızı istediğim için ve de yapacağınıza inandığım için. Sen ne düşünüyorsun abi? Herkes farklı farklı öğütler veriyor. Ben YouTube çeken arkadaşları seyrediyorum. Ben sadece çok farklı bir açıdan yaklaşıyorum. Eğer Amerika'ya gelmek, hayat kurmak, şansını denemek isteyen insanlar varsa hayat kolay değil. Onun için sabırlı olmak lazım ama burada mutlu olabilmek için illaki bir arkadaşınızın olması veya bir akrabanızın olması çok güzel bir şey. Yani ben aile ilişkilerine çok önem veren bir insanım. Çocuklarım olmasa ben bu kadar mutlu olmazdım. Ya evet abi, mesela seni motive eden şey çocukların, evet. Muhtemelen burada böyle canım bir şeye sıkıldığında seni daha çok motive eden, yükselten şey. Ama benim mesela buraya geldiğimde bir tane bile insanı tanımıyordum. Beni motive eden şey de neydi? Hayallerimdi mesela, ya da yapacağım şeylerdi. Şu an beni motive eden şeyler ne? Kızlar demiş. YouTube. Yok gerçekten YouTube. Yapmak istediğim film, yapmak istediğim şarkı, yapabileceğimi düşündüğüm hayallerim şahsen kendi adıma. Senin de şu an mesela çocukların abi. Evet. Bir başkası gelir burada atıyorum modayla ilgili bir şey yapmak ister. Motivasyonunu oradan alır. Başkası hayaliniz neyse ondan alabilirsiniz. Ama kendinize mutlaka motive edecek bir şey bulun. Sizi ayakta tutuyor gerçekten. Yusuf abi doğru söylüyor. Akrabanız varsa burada çok büyük artı. Ama akrabanız olmadan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bir tane bile tanıdığım yoktu. Ben demiyorum şu an mükemmel şeyler başardım ama mutluyum. Önemli olan mutluluk, önemli olan iş huzur, yaptığın işten zevk almak. Ben yaptığım işten çok zevk alıyorum. Onun için kendimi yorgun hissetmiyorum çalışırken. Artı dediğim gibi işim bittikten sonra arabama atlayıp bir saat deniz kenarında dolaşmak, biraz müzik dinlemek, bir puro içmek beni çok müthiş şekilde dinlendiriyor. Bir sonraki güne çok daha verimli oluyorum. Onun için yani önemli olan herhalde insanın yaptığı işi çok sevmesi. Yani onu yaptıktan sonra o işte başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız işi çok sevin diyorum. Çok güzeldi abi. Buna kesinlikle katılıyorum. Evet abi, güzel sohbetin için, verdiğin güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız daha sonradan bu videoyu beğenip ikincisini çekmemizi isterlerse bir dahaki geldiğinde, yani Türkiye'den döndüğünde tatilinden sonra daha ayrıntılısını çekebiliriz. Eğer beğenmişlerse. Şimdi çok uzatmadık arkadaşlar. Biraz daha kısa kestik. Yusuf abi yarın gidiyor. Gitmeden önce böyle birkaç arkadaş toplanıp yemek yiyeceğiz. Yusuf abiye bir küçük bir veda yemeği gibi bir şey. Yusuf abi senin, ben bu arada burada seçtiğin resmi. Biz Yusuf abiyle sürekli yemek yiyoruz arkadaşlar dışarı çıkıp. Yani iyi anlaşıyoruz. İyi bir ikiliyiz bu arada. Yusuf abinin seçtiği restoranlar mükemmel yani. Tat olarak, kalite olarak mükemmel. Şimdi de sanırım bizi onlardan birine götürecektir. Bu akşam sürpriz var. Klasik restoranların dışında küçük dekorasyon olarak, salaş mı diyelim Türkçe'de öyle deniyor. Bir Texas barbecue yerine götüreceğim sizi. Ama etler mükemmel. Yemekte de görüşürüz artık. Bu arada Yusuf abi de Adanalı. Adana Demir.
Abi Adana Demirspor tutuyor musun? Adana Spor ve Beşiktaş'ta. Kardeş abi. Takım, kardeş takım. Yadırgamayız. Adana Demirspor, ben de Fenerbahçe Adana Demirspor. Abi bu arada sen az önce dedin ya YouTuber arkadaşları takip ediyorum Amerika'da. En çok sevdiğin YouTuber kim burada? Turkish American. En çok seni seyrediyorum Oğuz. Ondan sonra Tugay arkadaşımız. Tugay kardeşimiz de izlenir evet. Ay çarpıyor. Sorry. You wanna ride? Ve en sevdiğim arkadaşlarım da şu an yanımızdalar. Tugay ve Lexi. Olmaz. Beyler nasılsınız? Kardeşim tarzsın ya yine. Kardeşlerim. Sen var ya nasıl tarz olmayı başarıyorsun bu kadar? Hey! Lexi, I miss so you. You are, I miss you. I miss you too. How is my new hair? I love it. I'm digging it. Nasıl video bugün? Nasıl geçti video? Güzeldi kardeşim, güzel geçiyor. Hala devam ediyoruz. Süper. Yusuf Bey arabada inebilirse eğer. Yusuf Bey şöyle, Yusuf abinin şöyle bir özelliği var. Kapı açılmadan, başka biri açmadan inemiyor. Diyorsun. Ya, aynen. O 3 yaşından beri açalım mı diyorsun kapıyı? Yusuf abinin alerjisi var, işten açamıyor kapıları. Ama telefonla konuşuyor şu an sanki. Şu bak şu dişler var ya, tam zengin gülüş biliyorsun değil mi? Bak şu dişler, şu gülüş. Bu mesela bizde yok ya. Bak bana bak mesela, ben öyle giremiyorum. Evet. Anladın mı? Yani hep evet. Aklımda hep bir şey var. Soru evet. İşareti var. Fark ettim. O kadar Yusuf mutlu bilemiyor musun? Bak Yusuf abiye bak gülüşe bak. Gördün mü? Kanka Allah herkese var. Özlemişim seni, gel buraya. Oğuz. Çok güzel bir arkadaşımız Oğuz. Oğuz'um. Hadi o zaman yemek yiyeceğiz. Haydi, şimdi çok açık. Abi. Sizi beklemekten ciğerimiz soldu, açlıktan geberdik. Aynen, hadi yemek. Hadi o zaman. Hadi yemek yemeye gidelim. Abi ama. Gel abi. Ya Tugay ya. Tam bir şerefsizsin ya. Siz Yusuf abicim. Sağ olasın. Siz bayramlaştınız mı? Biz her gün bayramlaşıyoruz. Güzel. Mesela abi ben seni sonra arasam olur mu? Arkadaşlar şu çifte bakar mısınız ya? Ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Lexi acıktın mı? Evet. Lexi acıktın mı dostum? Nasılsın? Eyvallah bro. İyiyim iyiyim. Çok acıktım. Çok acıktım. Karıcığım, nasılsın? İyiyim, kocacığım. Oha, zaten biliyormuş. Kardeş, sor, nereli? Sor. Nerelisin? Adana diyeceksin, Adana diyeceksin. Where are you from? Hadi girelim. Mersin, apparently. Yani burası mükemmel bir yer. Kaç saatte pişirdiklerini bilmiyorum. Kömür ateşinde pişiriyorlar, nerede pişiriyorlar. Ama ete dokunduğunu hissettiği zaman kendisini bırakıyor zaten. Abi bir şey değil mi? Şu an... Eti bunlara sattın mesela. It means it feels that you are going to touch it and it releases itself from the bone. Yeah, from the bone, bro. It releases itself. It's really good. Babe, I am so hungry right now. And then from the sides, I highly recommend stew. Tomatoes, they are so delicious. Yeah. And whatever the rest you like it, but definitely a corn on the cup and the stewed tomatoes are the winner according to me. There's some restaurant which is named McDonald's. It's they have amazing burgers. Wow. Yusuf abi felaket sattı eti arkadaşlar. Ya böyle bir şey olamaz. Yusuf abinin satmayacağı bir şey yok ki. Evet. Her şeyi satar Yusuf abi. Bu arada iki kişi daha bekliyoruz. Ortanca ve küçük kızım gelecek. Bora arkadaşımız orada. Evet, Bora çok kameraları sevmiyor ama bir selam verirsen kardeşim. Sorun yok değil mi? Yok sorun yok. Arkadaşlar Yusuf abinin şu an birbirinden güzel kızları geldi. Hoş geldiniz Melisa. Welcome. How are you? Good. How are you? I'm very good. Thank you. I'm very happy to see you again. Happy to see you too. Okay. You look so beautiful. Thank you. Hiram? Hi to all of Oğuz's Turkish Oğuz'uz. Nasılsın? I'm good. How are you? İyiyim. Teşekkürler. Benim kardeşim adı da Hiram biliyor musun? Senin kardeşin adı da mı? Evet. Bilmiyordum. Kaç Şu an yeni da? Öğrendin ama. Ben de bilmiyordum. Evet, normal. Babasının 8. yaşından bir kardeşi var. Evet, yalan söyleme Tugay. Öyle. O zaman sizi tanıştırmada memnun oldum. Biz tanışıyorduk bu arada. Biz tanışıyorduk bu arada arkadaşlar. Yani sizle önünüzde tanışmaktan memnun oldum. Ben de Oğuz. Ben de... Melisa'cığım, seni de seviyorum. Ben seni seviyorum. Yusuf abi, böyle birbirinden değerli iki kız yetiştirdiği için.
Kızı var, kızı şunu yapar mısın lütfen ya, rica ederim. Çok et yerken bir okey arkadaşlar, süpersiniz. Birazdan videoyu kapatmak için tekrar açtığımda size döneceğim. Sen kendine bak, sen nasıl gömüyorsun? Ben de Yusuf Arun'un en büyük kızıyım. Ben cinsiyet değişiyorum. Ya Tuna, kendini bitirdin, milletin kornunu... Ben de bir kornumu sana verdim. Kardeşim, ben adamın rızkını yerim. Ben de bir kornumu sana verdim ya. Rızkını. Isır bakayım. Lexi'ye de ısır, Lexi'ye de ısır. Hani göm. Göm hani göm. Biz acayip korniyer. Acayip korniyer hiç affetmez. Afiyet olsun. Merhaba, görüşürüz. Mesela videoyu kapatıyoruz, videonun sonuna geldik. Kapatıyor muyuz? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Oğuz Sağlam'ın neyimi takip edin. Yorum yaz, hediyeli olanlar. Helal be sana. like yapınız. Sana helal olsun. Lexi, say goodbye. Thank you. Herkese görüşürüz. Yusuf abi. Arkadaşlar, Türkiye'de de görüşelim. Yakında oradayım. Güzel kızlar eklesin değil mi abi? Herkes ekleyebilir. Whatever. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkes bana bakınca söyleyemedim ya. Görüşürüz. Bye.